Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Atasoy Müftüoğlu'nun Tarihin Taşrası'nda Yaşamak'ı. Atasoy Müftüoğlu yazarın ismi. Kitabın ismi Tarihin Taşrası'nda Yaşamak. Yayın evi Mahya Yayınları. Hemen jeneriğine bakıp size basım tarihini de söyleyeyim elimdeki nüshanın. İkinci baskı İstanbul Ekim 2016 baskısı. İkinci baskı İstanbul Ekim 2016 baskısı. Kitabın kapağında şöyle bir göstermiş olmak için yüzüme getiriyorum. Herhalde bir nebze gözüküyordur. Kapağında tanımış olduğunuz böylece. Arkadaşlar kitabı ben kütüphaneden aldım, okudum. Bazı eleştirilerim var. Yazara katıldığım, katılmadığım yerler var. Bunlar içindeki parçaları okudukça açılacağını düşündüğüm için şimdiden bir şey söylemiyorum. Başlayalım okumaya alıntılarımızı. İnşallah okudukça, onlar hakkında konuştukça katılıp katılmadığım yerler tebeyyün edecektir. En sonunda da yazara ve kitaba dair genel bir şey söylemeye çalışacağız. Tevfik Hidayet Nurallah'tan. Efendim ilk çizdiğim satır 8. sayfada. Şöyle bir yerden okuyayım. Bilindiği üzere hangi gerekçeye dayalı olursa olsun, her ötekileştirme girişimi, ötekileştirilmeleri düşünülenleri insanlıktan çıkarmayı amaçlar. Bir daha baştan okuyayım bu cümleyi. Sayfanın birazında gerisinde kalmış olması kötü olmuş. Bilindiği üzere hangi gerekçeye dayalı olursa olsun, her ötekileştirme girişimi, ötekileştirmeleri düşünülenleri insanlıktan çıkarmayı amaçlar. Buna yani bir şerh koymak istiyorum şöyle. Genelde yazarın söylediklerine böyle bir şerh, bir çerçeve koymak ihtiyacı hissediyorum. Mesela ötekileştirmenin çerçevesi nedir? Biz mesela Müslümanız, karşımızdakiler de muhataplarımız da kafir olarak tayin ediyoruz. Yani iki alan var. Şimdi ben onu İnsanlıktan çıkarmaya mı çalışıyorum? Aslında hayır. Ben onun bulunduğu alanı tayin ediyorum. Kendi alanımı da böylece tayin ediyorum. Onu da davet ediyorum mesela. İnsanlıktan çıkarmak istemiyorum. Hidayete çağırmak istiyorum. Bu hep söylenebilir mi? Her şekilde söylenebilir mi? Yani yazarın söylediği gibi her ötekileştirme girişimi denilebilir mi? Böyle aklımda şey kaldı ama yine de ötekileştirmelerin böyle bir tehlikesi vardır. Buna da dikkat çekmiş olduk. Yine aynı sayfadan daha aşağıda bir cümle. Zenginlik peşinde koşmaya başlayanlar bir dava peşinde koşmaktan vazgeçiyor. Zenginlik peşinde koşmaya başlayanlar bir dava peşinde koşmaktan vazgeçiyor demiş yazar. Devam ediyoruz. 10. sayfadan yine bir cümle. Çıkar hesapları yapan araçsal akılcılık hepimizi kişiliksiz, ilkesiz hale getiriyor. Çıkar hesapları yapan akılcılık hepimizi kişiliksiz, ilkesiz hale getiriyor. 12. sayfadan bir cümle. Hangi gerekçeye dayalı olursa olsun, başkaları tarafından belirlenmek, başkalarına bağımlı hale gelmek, insanı da toplumu da alçaltır, demiş yazar. 14. sayfadan yine bir cümle. Artık hepimiz ekonomi güdümlü düşünüyor, ekonomi güdümlü yaşıyoruz. 15. sayfadan, Müslümanlar olarak birbirimize karşı beslediğimiz olumsuz duygular, birbirimize karşı uyguladığımız dilsel şiddet, fiziksel şiddet bizleri bir daha birlikte hiçbir şey yapamayacağımız bir noktaya doğru sürüklüyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi, güzel bir cümle. Müslümanlar olarak birbirimize karşı beslediğimiz olumsuz duygular, birbirimize karşı uyguladığımız dilsel şiddet, fiziksel şiddet bizleri bir daha birlikte hiçbir şey yapamayacağımız bir noktaya doğru sürüklüyor, demiş yazar. 16. sayfadan, çoğunluğun görüşlerine ters düşen zihinleri susturmak, çoğunluk görüşlerinin taşlaşmasına neden olur. Çoğunluk görüşlerinin taşlaşmasına neden olur. Güzel bir cümle. 18. sayfadan, güçlü, etkili, düşünsel, ideolojik tabulara dokunmaksızın yiğitlik elde edilemez. Güçlü,
etkili, düşünsel, ideolojik tabulara dokunmaksızın yiğitlik elde edilemez, demiş. Devam ediyoruz. Bakalım. Burada var mıymış? Ha, bir cümlede burada varmış. Sayfa 21. Özellikle İslam dünyası toplumlarında küresel egemen kültürün kontrolüne karşı direnç zayıflıyor. Özellikle İslam dünyası toplumlarında küresel egemen kültürün kontrolüne karşı direnç zayıflıyor, demiş yazar. 24. sayfa. Burayı mesela eleştiriyorum. Doğru değil bence burada söyledikleri. İslam dünyası toplumlarında nakil birinci planda, akıl ise ikinci planda tutulduğu için toplumlarımız yenilenmeyi, yeni değerlendirmeler, eleştiriler yapmayı, yeni bir içerik üretmeyi, bağımsız yorum ve düşünce üretmeyi, karşı karşıya bulundukları derin sorunlarla ilgili olarak öz eleştiri yapmayı başaramamıştır. Ya bunun nakille ne ilgisi var? Yani nakil dediğimiz şey, biz nakil dediğimiz şey genelde Kur'an ve sünnet. Değil mi? Nakilden bunu kastediyoruz. Yani din, Kur'an ve sünnetle geliyor. Bunların üstüne hangi akıl çıkabilir? Bakınız Cenab-ı Hakk'ın ilminden gelen kitap, onun kelamı, kelamullah ve onun vahyine, vahiy zımnisi olan sünnet-i seniye ve Efendimizin hadisleri. Şimdi bunun üstüne hangi akıl çıkar ki nakli akla tercih etmekle böyle geri düşünmüş olsun? Haşa, böyle bir şey mümkün değil. Akıl onların üstüne çıkamaz zaten. Yani bu bir Müslümanın, yani ne bileyim, algı dünyası için çok tuhaf bir ifade gibi geldi bana. Ama modernist temayülleri olanlarda böyle cümleleri artık sıkça duyuyoruz. O yüzden yazara da bir şey diyemiyoruz. O da böyle şeyler kullanmış. İşte bir tane daha katılmadığım ifadesi. Aynı zamanda bir dünya projesi olarak İslam'ın gündemden düşmesi. Aynı zamanda bir dünya projesi olarak İslam'ın gündemden düşmesi ya da düşürülmesi, geleneğin, tasavvufun, statikonun, konformizmin tayin edici bir noktaya gelmesiyle birlikte başlar. Yine şey, hani gelenek, tasavvuf, statiko tamam, hadi bu belki başka şeyler de kastediyor olabilirsin orada, nameşru şeyleri. Konformizm tamam, ona da bir şey demiyoruz. Ama gelenek, tasavvuf, gelenekten kastı genelde sünnet oluyor yani. Ehl-i sünnet vel cemaat mirası oluyor modernistlerin dilinde. Şimdi tasavvufun, geleneğin bununla ne ilgisi var? Bilakis tasavvuf ve gelenektir İslam'ı diri tutan. Onlar olmasa İslam mı kalır ki? Yani burada yazar mesela güzel eleştiriler yapıyor Batı'ya karşı. Onlara entegre olmayalım şu bu, ama sen elindekini dinamitledikten sonra onlardan başka alternatif bırakmıyorsun ki. Ne bulacaksın? Burada ne bulmuşsun mesela kitapta? İç çözümler adına. Ya şunu yapalım, bunu yapmayalım. Böyle genel geçer şeyler dışında teşhis olarak ne söylüyorsun ki kitapta? Geleneği reddettin diyelim. Ne alacaksın? Ne koyacaksın yerine? Nedir o koyacağın miras? Ya da bilgi yığını? Yok bir şey. Ha, böyle şeyler bana şey geliyor yani. Adrese teslim bir şey yok. Havaya savuruyorsun. Millete cesaret veriyorsun. Sapmakta, sapıtmakta. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 28. sayfa. Yine bir cümle. Hayatın kıyısında yaşayan Müslümanlar medyanın talepleri doğrultusunda bir yaklaşım sergileyerek dikkati çekmeye çalışıyor. Medyanın talepleri tayin edici olunca, din pazarı medyatikleşince medyatik bir figür halinde dini starlar ortaya çıkıyor. Adeta bir star enflasyonu yaşanıyor. Doğrudur, buna hak verelim. İslam veya dini tebliğ elbette medyanın arzusuna, onun rağbetine göre şekillenmemeli. Müslüman alimin kendi duruşu olmalı, tamam, buna eyvallah. 29. sayfa. Gerçek hayat, gerçek tarih ve gerçek dünya etrafında nitelikli bir farkındalığa sahip olmadığımız için İslam dünyası toplumları olarak, İslam dünyasındaki siyasal hareketler olarak senaryosunu tam olarak anlamadığımız her oyunda bir şekilde rol alabiliyoruz, diyor. Bir daha okuyayım. Gerçek hayat, gerçek tarih ve gerçek dünya etrafında nitelikli bir farkındalığa sahip olmadığımız için İslam dünyası toplumları olarak, İslam dünyasındaki siyasal hareketler olarak senaryosunu tam olarak anlamadığımız her oyunda bir şekilde rol alabiliyoruz.
Bu durum aynı zamanda öngörü zaaflarıyla da mağlul bulunduğumuza işaret eder diyor paragrafın devamında. Doğrudur, evet. Böyle bir yanımız var. 31. sayfadan bir cümle. Ten Wei diye birisi söylemiş bunu. Tao Wei'in yıllarca önce çok veciz bir biçimde hatırlattığı gibi, büyük balığın özgürlüğü küçük balık için ölümdür. Büyük balığın özgürlüğü küçük balık için ölümdür. 33. sayfa. Maddi, dünyevi endişeleri, kaygıları, ihtirasları olanlar hiçbir zaman, hiçbir şekilde ahlaki risk alamazlar. Ahlaki kayıtsızlığı seçerler. Bir daha okuyayım. Maddi, dünyevi endişeleri, kaygıları, ihtirasları olanlar hiçbir zaman, hiçbir şekilde ahlaki risk alamazlar. Ahlaki kayıtsızlığı seçerler. Hiçbir şekilde alamazlar demeyelim ama evet, genelde öyle olurlar. Çünkü hem dünya hem ahiret beraber istenemeyen, beraber olduklarında birbirleriyle pek kaynaşamayan Nasrettin Hoca'nın balla sirke fıkrasında olduğu gibi, yani balla sirkeyi hoca uyuşmaz diyenlere inat yemiş. Sonra da rengi mengi atınca demişler uyuşmadı değil mi? Yok onlar uyuştu da beni aradan çıkarıyorlar demiş. Onun hesabı gibi. Evet, ahiret ve dünya beraber istenmiyor. Ahiret istenince dünya gelebiliyor. Ama dünya istenince ahiret olmuyor. Ve uyuşmadıkları da bir gerçek. 36. sayfa. Sömürgeci ideolojiye, bilgi, düşünce, yöntem ve modele yetersizliklerimiz ve bilinçsizliğimiz nedeniyle katlandığımız için liberal demokrasiyi sonsuz bir model gibi gören patolojiler sergiliyoruz. Sömürgeci ideolojiye, bilgi, düşünce, yöntem ve modele yetersizliklerimiz ve bilinçsizliğimiz nedeniyle katlandığımız için liberal demokrasiyi sonsuz bir model gibi gören patolojiler sergiliyoruz. Arkadaşlar, yazarın genel anlamda batıya dair, emperyalizme dair yaptığı eleştiriler ve bunun toplumdaki etkisine dair söyledikleri isabetli. Bunlar yanlış değil. Yani çoğuna katıldım ben de. Ama dönüp bize dair konuştukları, mesela ehl-i sünnet gelenekten kastı o ehl-i sünnet mirası veya işte mezhepler, hak mezhepler, itikattaki hak mezhepler vesaire, bunları kastettiğini zannediyorum onlardan. Veya tasavvuf, tarikat bunları kastediyor, bunları açık kastediyor zaten. Yani onlara yaptığı suçlamalar da haksız. Bence o, acaba dendiğinde o suçlamaların yerli yersiz olduğu bayağı bir toz kaldırır. Yani üzerine epeyce konuşulur, öyle midir, değil midir? Değildirin de çok argümanı vardır ve hepsi de haklıdır. Ben öyle de mesela çalışabilirim bir yazı. Yazar bir şeyin mesela tasavvufun sorun oluşturduğunu söylesin, ben de oluşturmadığını söyleyeyim. Benim yazımı okuyan daha çok ikna olur. Yani bunlar biraz harcı alem şeyler. İlla bir yerlerde bir kusur bulmak için söylenen şeyler gibi. Ya öyle midir gerçekten diye baktığınız zaman öyle de çıkmıyor yani. Bu geçmişi suçlamak, geleneği suçlamak, tasavvufu suçlamak modernist temayillerde, devrimci temayillerde bir alışkanlık olmuş. Yine bir cümle okuyayım arkadaşlar. 43. sayfadan. Gerçek dışılığa savrulan bir dil, söylem, kültür ve yaklaşımla dini hayatımızı sürdürdüğümüz için varoluşsal hesaplaşmalar yapmak yerine bu hesaplaşmayı gerçekleştirebilecek kadrolara, birikime sahip olmadığımız için toplumsal folklorik teatralliklere başvuruyor, genç kuşakları yüksekten atan bir dille bu teatralliklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ya bunlar da haklı mesela, doğru. Fazla kurgusal kaçıyor bazı şeyler. 51. sayfa. Küreselleşme her alanda yerel olan, özgün olan, bağımsız olan her şeye, yerel yapılara, iktidarlara meydan okuyor. Küreselleşme her alanda yerel olan, özgün olan, bağımsız olan her şeye, yerel yapılara, iktidarlara meydan okuyor. İşte tam bu noktada yazara şunu söylemek lazım. Sen de geleneğe, tasavvufa saldırdığında bu küreselleşmenin eline kılıç olmuyor musun? Aynı argümanları savunmuş olmuyor musun? Zaten küreselleşme de bu şekilde tahrip ediyor bizi. Onları kötüleyerek, eksik görerek, yanlışlayarak. Sen küreselleşmeye kızıp dönüp bizi yapan özelliklere de kızarsan, aynı
dümene su taşımış olmuyor musun diye sormak lazım yazara. 52. sayfa. İslam'a yönelik özgüvenlerini kaybeden kültürel ya da toplumsal kişilikler için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. İslam'a yönelik özgüvenlerini kaybeden kültürel ya da toplumsal kişilikler için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. İşte bak, gelenek tasavvuf eleştirisi yine bu kapsamda eleştirilmez mi? O da, onlar da İslam'ın parçası. Niye onlara dair bir özgüvenimiz kalmamış? Bunu da sormak lazım. 53. sayfa. Batılı hayat tarzını mümkün tek hayat tarzı olarak görmek, Avrupa mutlakiyetçiliğinin korkunç bir despotizme dönüştüğünü gösterir. Çok isabetli bir cümle. Batılı hayat tarzını mümkün tek hayat tarzı olarak görmek, Avrupa mutlakiyetçiliğinin korkunç bir despotizme dönüştüğünü gösterir. Bu sefer tek tek cümleler okuyorum arkadaşlar mümkün mertebe. Çünkü geçmişteki programlarda bitiremedim alıntılarımı. Böyle tek tek olarak bitirebileceğim galiba. Zaten kitabın yapısı da müsait. Deneme tarzında aforizma cümleler de çok içinde. O yüzden böyle yapacağım bu kitapta. 60. sayfa. Toplumlarımızda seküler eğitimin belirleyici bir noktada bulunuyor oluşu, sömürgeci vesayetin sürdürüldüğünü gösterir. Toplumlarımızda seküler eğitimin belirleyici bir noktada bulunuyor oluşu, sömürgeci vesayetin sürdürüldüğünü gösterir. Çok isabetli. Buna katıldım mesela. Sekülerizm, Yahudi-Hristiyan referans kaynaklarına dayalı olarak icat edilmiştir. Sekülerizm, Yahudi-Hristiyan referans kaynaklarına dayalı olarak icat edilmiştir, diyor. 65. sayfa. Kapitalist kültürün küreselleşmesi, kapitalist olmayan kültürleri bütünüyle istikrarsızlaştırıyor. Kapitalist kültürün küreselleşmesi, kapitalist olmayan kültürleri bütünüyle istikrarsızlaştırıyor. Savunmasız hale getiriyor. İstikrarsızlaştırılan, hadi bir iki cümle daha okuyayım. Savunmasız hale getirilen küresel kültür karşısında savrulan kültürler, ezan gibi, bayrak gibi sembollerle kendilerini savunmaya çalışıyor. Ya ezan gibi, bayrak gibi sembollerle kendimizi savunmakta bir sıkıntı yok. İçini dolduramamakta sıkıntı var. Yoksa ezan boş bir sembol mü? Ya bayrak, hadi gerçi bayrak daha sonradan şey olmuş, sembol, alem olmuş ama alem olduktan sonra onun da içi doldurulur artık. Yani işini doldurmak mesele, çalışmak mesele, yoksa onlarda bir sıkıntı yok. Yazarın böyle noktalarda sanki biraz hatları karışık gibi geldi yani. 70. sayfa. Televizyon medya kültürü en kötü içgüdüleri, cinsel şiddeti ve iğrençlikleri cinsel özgürlük adına görünür hale getirebiliyor. Televizyon medya kültürü en kötü içgüdüleri, cinsel şiddeti ve iğrençlikleri cinsel özgürlük adına görünür hale getirebiliyor. Kültürel yıkıcılık da bir tür özgürlük sayılabiliyor. Yaptığı yıkım ama özgürlük sayılıyor diyor yıkmak. 72. sayfadan bir cümle. Kendi tercihlerinin bilincinde olmayan, bilinçli, bağımsız tercihler yapma iradesine sahip olmayan toplumlar, tarihin edilgen nesneleri haline gelirler. Kendi tercihlerinin bilincinde olmayan, bilinçli, bağımsız tercihler yapma iradesine sahip olmayan toplumlar, tarihin edilgen nesneleri haline gelirler. Daha aşağıdan bir cümle. Statükonun sınırları içerisinde kalarak hiçbir alanda bağımsızlıktan söz edilemez. Devam ediyoruz. 79. sayfa. Toplumlarımız yerel diktatörlere karşı küresel diktatörlerle, diktatörlüklerle işbirliği yapmakta hiçbir sakınca görmüyor. Diyor. 81. sayfa. Her tür emperyalizm Avrupa dışı toplumlara ve kültürlere bir uygarlaştırma misyonu gibi sunulmak suretiyle normalleştirildi. Her tür emperyalizm Avrupa dışı toplumlara ve kültürlere
bir uygarlaştırma misyonu gibi sunulmak suretiyle normalleştirildi. Adam aslında seni sömürüyor ama seni sömürmenin sana iyi geldiğini söylüyor. Seni ona özendiriyor. Bak mesela bu eleştirdiğim yine yerlerden birisi. Amerika'nın Suriye'de yandaş bir rejim kurma girişimini, bu girişimin mahiyetini bilmeyen Müslümanlar büyük bir yanılsama, romantizm sergileyerek Suriye devrimi olarak selamlayabiliyor. Yani Suriye devrimini az çok inceleyen birisi mevzunun böyle olmadığını bilir. Ha böyle bir tarafı da var mı? Elbette mesela o PYD ile PKK ile yapılmak istenen de bu ama asıl Suriye devriminin ortaya çıkışı Sünniler üzerindeki yıllardır süren baskıydı yani. Şimdi bunu herkes biliyor. Bilmemek nasıl oluyor? İşte ideolojik adanmışlıklarla oluyor. Şuradaki mesela ifade hemen ele veriyor bunu. Aynı şekilde sözünü ettiğimiz bu süreç içerisinde Siyonist lobilerin kontrolü altında bulunan büyük düşünce kuruluşları çok kapsamlı propaganda fabrikaları olarak yoğun çabalar harcıyor, binlerce küresel yalan üreterek İran ve Hizbullah yaklaşımlarını değersizleştirmeye çalışıyor. İran ve Hizbullah yaklaşımları kendileri de değersiz yaklaşımları. Bunu onlara söylemek lazım. Yani görüyorsunuz Suriye'de yaptıklarını, Sünni öldürmek ibadet gibi davranıyorlar. İran, Hizbullah o mevzuya karışmasa Suriye'de devrim çoktan olmuştu yani. Muvaffakiyet çoktan kazanılmıştı. Ama İran, Hizbullah oraya karıştı, karıştırdı. O yüzden de onları hiç aklamaya, patlamaya gerek yok. Mal kendini gösteriyor çünkü. 86. sayfa. Bir toplum için, bir kültür için en büyük yoksunluk, en büyük mahrumiyet, en büyük sorun, en büyük zaaf kendi dünya görüşünü, kendi değer sistemini temsil iradesine sahip olamayışıdır. Doğru bir cümle, güzel bir cümle. Bir daha okuyayım. Bir toplum için, bir kültür için, söyleyemedim ya. Bir toplum için, bir kültür için en büyük yoksunluk, en büyük mahrumiyet, en büyük sorun, en büyük zaaf, kendi dünya görüşünü, kendi değer sistemini temsil iradesine sahip olamayışıdır. Evet, aynen öyledir. Devam ediyoruz. Geldik 93. sayfa. Değişimi şüpheyle karşılayan bir geleneğin tarihi dondurmuş olması sebebiyle bugün tarihsel hesaplaşmalar yapamıyoruz. Değişimi şüpheyle karşılayan bir geleneğin tarihi dondurmuş olması sebebiyle bugün tarihsel hesaplaşmalar yapamıyoruz. Değişimi şüpheyle karşılayan bir gelenek derken kastettiğin dinse elbette din kemale erdiği için Cenab-ı Hak onu öyle yani indirdiği ve tamamladığı için ayetle de bunu belirttiği için ondan sonraki mesaide de bu iş sistemleştirildiği için tamam yani bu iş olmuştur artık tamamına ermiştir. Ne olacak? Neyi değiştirecek mesela din? Diyelim akideyi mi değiştirecek? Yani bu şeyler ucu açık, nereye gittiği belli olmayan ve yani dindarlığın da tabiatıyla çelişen. Dindar dininin değişeceğini düşünüyorsa niye dindar oluyor ki? Bir yaklaşım bence sıkıntılı yani. Tarihi dondurmuş da değişimi şüpheyle karşılıyormuş da. Değişimi şüpheyle karşılaması zaten kendisinin hakikat olduğunu iddia edemez. Kendisinin hakikat olduğunu iddia eden her şey değişimi şüpheyle karşılamalı, evet. Çünkü hakikat değişmiş oluyor. 108. sayfa. Etnik şiddet hareketlerinin temelinde ulus devletlere özgü büyük yanılsamalar var. Etnik şiddet hareketlerinin temelinde ulus devletlere özgü büyük yanılsamalar var. Devam ediyoruz. 112. sayfa. İslam dünyası toplumlarında en büyük yabancılaşma, en büyük şiddet, en derin kopukluk, en büyük kırılma, etnik ulus devlet ve laikliklerin belirleyici olmasıyla birlikte başladı. Bir daha okuyayım. İslam dünyası toplumlarında en büyük yabancılaşma, en büyük şiddet, en derin kopukluk, en büyük kırılma, etnik ulus devlet ve laikliklerin belirleyici olmasıyla birlikte başladı. 115. sayfa. Toplumlarımızda içtihadın düşünce uğraşlarının durdurulmasıyla birlikte kitleler,
bilmeye, öğrenmeye, araştırmaya, merak etmeye ihtiyaç duymamaya başladılar. Ya bu ne alakası var ya? Ben buna hep takılıyorum yani. Bu çok sıkıntılı bir söylem. Şöyle, şimdi içtihadın alanı ne? İnsanın merakının, düşüncesinin, tefekkürünün, analizinin alanı ne? İçtihadın alanı din. Yani içtihat ederken fizikte içtihat yapmıyoruz ki, kimyada içtihat yapmıyoruz ki. İçtihat dediğimizde kastettiğimiz dinin umdeleri ve ameller vesaire, yani bunlar temel şeyleri kastediyoruz. Onlarda içtihat kapısı kapanmadı ama girilmesine maniler var. Bediüzzaman Hazretleri'nin içtihat risalesindeki şeyi tabiriyle kapalı değil ama girilmesine maniler var. Şartlardan dolayı insan yetkinliğiyle ilgili, zamanın durumuyla ilgili birçok arıza var bizde. O yüzden girmemiz güvenli değil o alana. Çünkü dinin alanı. Ama bunun dışında mesela şimdi Selçuk Bayraktar ne güzel maşallah uçaklar yapıyor değil mi? Teknolojiyi çözdü. O İHA'ların, SİHA'ların teknolojisini çözdü, mantığını, tekniğini kavradı. Çok güzel araçlar yapıyor. Şimdi o adamın içtihat yapamıyor oluşu bununla ne ilgisi var ki? Kimyada bir buluş yapacaksın. Sen içtihat yapamıyorsun diye o buluş olmuyor mu? Aşı yapıyoruz mesela bugün. Türkovak diye aşı yaptık. Oradakiler müştehit mi hepsi? Yani bu çok saçma bir argüman. İçtihadın aklı dondurduğu falan yok. Bilakis benim kanaatim akla alan açıyor. Diyor ki kardeşim tekrar tekrar dine girmene gerek yok. Din tamam. Sen kendine yeni alanlar bul. İslam medeniyet tarihine baktığımız zaman da içtihat kapısının işte kapandığı tarih 300'ler mi 500'ler mi? Yani ondan sonra içtihat kapısının kapandığı kabul ediliyor. Ya da girilmesine maniler olduğu kabul ediliyor diyelim. Hicri 300 mü 500 mü tam bilmiyorum. Şimdi o devirden sonra bir sürü medeniyet inşa etmişsin. Mimarlıkta neler yapmışsın, teknikte neler yapmışsın, fetihlerde bulunmuşsun. Yani bir sürü icraatın var. Bunlar nasıl oldu? Din alanına girmedin, diğer alanlara kendini kanalize edebildin. Çünkü din karar bulmuştu. Din karar bulmazsa ne oluyor? İşte bugünkü İslamcı gençler gibi ya da aydınlar gibi, kimi modernist tırnak içinde söyleyelim, İslamcı gençler, aydınlar var. Sabah akşam din hakkında konuşuyorlar. Başka bir ürettikleri var mı? Yok. Ümmete bir faydaları var mı? Yok. Ancak ağacı baltalamak, yani üstünde durdukları ağacı baltalamak, bütün mesaileri bu. İçtihat kapısının kapanmış olması veya girmeye maniler bulunması, onu kabul etmek bir anlamda ağacı koruyor. Seni de başka dallarda geliştirmeye zorluyor yani. Çünkü aklını burada kullanamıyorsan ne yaparsın? Başka bir yöne kanalize edersin. Mecbur musun yani illa bütün aydınlarımız, alimlerimiz din hakkında konuşmak zorunda mı? Kimisi de Selçuk Bayraktar olsun, kimisi de diyelim işte Türkovak aşısını bulanlar gibi olsun vesaire. Bu yani çok ezber, çok sloganik. Altındaki maksat da aslında akıl endişesi değil de Ehl-i Sünnet mirasını zedelemek, ona olan intisabı arızalandırmak olduğunu düşündüğüm bir şey. 116. sayfa. Günümüzde küreselleşme kültürlerin çoğulluğuna hayat hakkı tanımayarak yeni bir faşizm biçimine dönüşüyor. Günümüzde küreselleşme kültürlerin çoğulluğuna hayat hakkı tanımayarak yeni bir faşizm biçimine dönüşüyor. Çok doğru bir tespit. Küreselleşme hakikaten alt kültürlere hayat hakkı tanımıyor. Ha zahiren merhamet ediyormuş gibi görünüyor. İşte tat doku olarak onlara da sanki saygı duyuyor. Ama kendisini öyle bir dayatıyor ki ve kendi üstünlüğünü o kadar tartışmasız görüyor ki ister istemez bu alt kültürlerin tamamı ona asimile oluyorlar zaten. Ona dönüşmeden sahada başarı vermiyor çünkü. Ama onun dışında zahiren siz de güzel bir renksiniz, işte siz de farklı bir şeysiniz falan diyor yani. Ama o sadece zahiri dayatması baskıcı olduğunu gösteriyor. 119. sayfa. Bizler bugün hayatımızı, sorunlarımızı seküler sosyal bilimlerin, seküler sosyolojinin yardımlarıyla konuşabiliyor, yazabiliyoruz. Bizler bugün hayatımızı, sorunlarımızı seküler sosyal bilimlerin, seküler sosyolojinin yardımlarıyla konuşabiliyor, yazabiliyoruz. Çünkü başkasına hayat alanı tanımıyorlar. Başka türlü anlattığın zaman tukak oluyorsun. 124. sayfa. Türkiye'de sık sık pek çok vesileyle karşılaştığımız üzere
ırkçı, faşist, materyalist, ateist, terörist, sapkın her unsur sekülerizmin sahip olduğu küresel dokunulmazlığa, küresel meşruiyete sığınarak bu dokunulmazlığı kendi çıkarları doğrultusunda sonuna kadar istismar ediyor. Güzel bir tespit, bir daha okuyayım. Türkiye'de de sık sık pek çok vesileyle karşılaştığımız üzere ırkçı, faşist, materyalist, ateist, terörist, sapkın her unsur sekülerizmin sahip olduğu küresel dokunulmazlığa, küresel meşruiyete sığınarak bu dokunulmazlığı kendi çıkarları doğrultusunda sonuna kadar istismar ediyor. Sömürüyor, araçsallaştırıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aha, buralarda çizmemişiz. Hızlı gitmeye başladık. 132. sayfadan bir cümle. Akıl güçlülere verilmiş bir imtiyaz değildir. Akıl güçlülere verilmiş bir imtiyaz değildir. Yine devam ediyoruz. Evet, buralarda da çizmemişiz demek ki. Hızlandık. Evet, epey hızlandık hem de. 147. sayfa. Günümüzde batı dışı toplumlar, insan hakları, terörle mücadele, cinsel özgürlük, uygarlık misyonu ve benzeri gibi klişelerle sömürgeci amaçları meşrulaştırmak üzere icat edilmiş araçsal klişelerle baskılanıyor, manipüle ediliyor, biçimlendiriliyor. Bir daha okuyayım. Günümüzde batı dışı toplumlar, insan hakları, terörle mücadele, cinsel özgürlük, uygarlık misyonu ve benzeri gibi klişelerle sömürgeci amaçları meşrulaştırmak üzere icat edilmiş araçsal klişelerle baskılanıyor, manipüle ediliyor, biçimlendiriliyor. Şurayı okuyayım, burası da güzelmiş. Karşı karşıya bulunduğumuz emperyal, emperyalist propaganda dili sebebiyle terörle mücadele klişesinin ideolojik bir proje olduğunu fark etmiyoruz. Bu proje öteki olarak tanımlanan, tehdit olarak tanımlanan, yabancı olarak tanımlanan unsurlarla varoluşsal bir hesaplaşma, mücadele ve karşıtlığın ifadesi olarak kurgulanıyor. Bu nedenledir ki her ideolojik proje aracılığıyla istenildiğinde her ülkeye müdahalede bulunabiliyor. Bir daha okuyayım baştan. Bu nedenledir ki her ideolojik proje aracılığıyla istenildiğinde her ülkeye müdahalede bulunabiliyor, istenilen her ülke istikrarsızlaştırılabiliyor, yıkıma uğratılarak insansızlaştırılıyor. Devam ediyoruz. 150. sayfaya geldik. İnsanlar, Müslümanlar da bütün tercihlerini maliyet, fayda değerlendirmeleri temelinde yapıyor. İslami içerik, anlam, fikir, çözümleme üreterek bu anlam, içerik ve fikirleri toplumsallaştırmak yerine liberal, seküler, muhafazakarlıkla uzlaştırmaya, bütünleşmeye çalışıyoruz. Bir daha baştan alayım. İnsanlar, Müslümanlar da bütün tercihlerini maliyet, fayda değerlendirmeleri temelinde yapıyor. İslami içerik, anlam, fikir, çözümleme üreterek bu anlam, içerik ve fikirleri toplumsallaştırmak yerine liberal, seküler muhafazakarlıklarla uzlaşmaya, bütünleşmeye çalışıyoruz. Elhak öyledir. Yani dünyevileşme hepimizi sarmış durumda. Eğer inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız hakikatinin fehvasınca, olan da bu. Öyle yaşayamadığımız için, dindarca yaşayamadığımız için, dünyaya talip olmaktan vazgeçemediğimiz için o derecede, meşru dairede elbette talip olabiliriz. Nihayetinde bu iş hayatımızı dinleştirmeye gidiyor. Dini hayat haline getiremiyoruz, hayatımızı dinleştirmeye başlıyoruz. Bu da en çok bugünlerde liberal, seküler muhafazakarlıklar oluyor yani. Adam dindar belki, 5 vakit namazında, belki hafız da, ama öyle şeyler savunuyor ki, mesela eşcinsellerin özgürlüğünü savunuyor. Başörtülü kızlar, donuyorsunuz yani. Veya işte faizin helalliğini savunuyor. Donuyorsunuz, kalıyorsunuz. Niye? Çünkü mücadele edemeyecek hale gelmiş. Hayatını onunla o kadar sarmış ki, normalleştirmiş onu.
Din de kabul etsin artık diyor. Ben bu ikilemi niye yaşıyorum? Bari dine sokayım. Din değişsin, ben de rahatlayayım. Din rahatlamaz da ben de rahatlayayım. Ben rahatlayayım. Benim şeytanım rahatlasın diye. Böyle bir şey yapanlar var. Cenab-ı Hak bizi onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Öylelerini de ıslah eylesin. Cenab-ı Hak onları hidayetine iade eylesin diye dua edelim arkadaşlar. 154. sayfa. İslamcılık post-İslamcı kadrolar tarafından bastırılmıştır. İslamcılık post-İslamcı kadrolar tarafından bastırılmıştır. Ne demek bu? Post-İslamcı unsurların muhafazakar, mezhepçi, milliyetçi, İslami anlamda yeni bir hayat tarzını, yeni bir dünya görüşünü, yeni bir bilgi, eğitim, kültür sistemini, yeni bir toplumsal gerçekliği oluşturabilecek niteliklere sahip olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ha, yukarıyı okumak lazımmış, ben aşağıya okudum, pardon. Türkiye örneğinde de görülebileceği üzere yakın geçmişin soyut İslamcılığı, bugün devlet iktidarına eklemlenerek bu iktidarın ayrıcalıklarından yararlanmak üzere muhafazakar bir toplum ideali adına post-İslamcılığı seçmiş bulunuyor. İslamcılık post-İslamcı kadrolar tarafından bastırılmış diyor yazar. 156. sayfa. Varoluşsal umutlar, bağımsız ve onurlu tercihler yapma yeteneğine sahip olduğumuzda, varoluşsal inançlara ve bilince sahip olduğumuzda başlar. Varoluşsal umutlar, bağımsız ve onurlu tercihler yapma yeteneğine sahip olduğumuzda, varoluşsal inançlara ve bilince sahip olduğumuzda başlar. Bir şey yapmak için bir şey olmak gerekir. Bir şey yapmak için bir şey olmak gerekir. Kendinde karar olmazsa insanın etrafına kararlı bir savunusu ve kararlı bir amel edişi olamaz demek istiyor galiba. Ben öyle anladım. 161. sayfa. Sünni dünya, şuradan bir yerden alayım ya. Aha. İçerisinde bulunduğumuz dönemde politika adamlarının, yazarların, akademisyenlerin bir tarih bilinci, felsefesi yaklaşımına sahip olmadıkları için İran-Rusya, İran-Türkiye ilişkileri düzleminde ortaya koydukları yaklaşımlar, İran'ın özellikle Şiiliğin Sünni dünya tarafından tarih boyunca sistematik bir biçimde her yola başvurularak marjinalleştirildiğini, tekfir ve tahkir edildiğini, sapık bir yolum olarak etiketlendiğini, nihai yabancı muamelesine tabi tutulduğunu, yalnızlaştırıldığını, Sünni dünya için büyük bir tehdit olarak değerlendirildiğini, tarihte pek çok kez Şiilik etkisiz kılınmak amacıyla askeri seferler düzenlendiğini, muhtemel Şii etkiler karşısında resmi kurumsallaşmış tek söylemin, tek düşüncenin hep teyakkuz durumunda bulunduğunu hatırlamak istemedikleri anlaşılıyor. Ya mübarek, bir de Şiilerin yaptıklarına bak ya, bir de İran'ın yaptıklarına bak ya. Hani hep kitap boyunca Sünnilere giydiriyorsun. Gelenek de bilmem mezhepçilik de şu bu diye ama sen Şiilerin neler çevirdiğini tarih boyunca da şimdi de görmüyor musun yani, bilmiyor musun? Taraftarlığından dolayı görmezden bilmezden geliyor olabilirsin ama biz görüyoruz, biliyoruz. Şiilik elbette öyle sütten çıkmış ak kaşık değil ve hakikaten de Sünniler onların teyakkuzunda bulunmadıkları her dönemde Sünnilere çektirmişler. Şah İsmail'den tut şimdiye kadar. Yani Sünnilerin az mı katli olmuş Şiiler tarihinde mesela? Şah İsmail az mı Sünni'yi öldürmüş? İşte bunlar hep taraftarlıkla bakılınca yaşatılan çarpıtılmalar falan. 167. sayfa. Bu dünyada gereği gibi temsil etmediğimiz, edemediğimiz bir dinin ahirette bize hiçbir katkısı olmayacaktır. Bu dünyada gereği gibi temsil etmediğimiz, edemediğimiz bir dinin ahirette bize hiçbir katkısı olmayacaktır. 171. sayfa. Böylece Batı dünyası, şöyle bir yerden alayım bunu. Emperyalist sistem nazarında İslami terörizm resmileştirilince bütün dikkatler, sorgulamalar ve düşmanlıklar Müslümanlar üzerinde yoğunlaşıyor. Böylece Batı dünyası, emperyalist dünya kendi kendini rahatlatıyor. Böylece Batı dünyası, emperyalist dünya kendi kendini rahatlatıyor. Her dönemde zulüm ve barbarlık üreten
tahakküm üreten politikalarıyla yüzleşme ihtiyacı duymuyor. Evet, ilerliyoruz. Abroları çizmemişim. Hızlandık. 184. sayfa. Modern zamanlarda bütün toplumlar ideolojik politik propaganda yöntemleriyle kontrol altında tutuldukları halde özgürlük içerisinde yaşadıklarını sanıyor. Modern zamanlarda bütün toplumlar ideolojik politik propaganda yöntemleriyle kontrol altında tutuldukları halde özgürlük içerisinde yaşadıklarını sanıyor. ...199. sayfa... İdeolojik, ırkçı kalıpları, klişeleri, saplantıları aşarak insanlıkla ilgili toplumsal, kültürel, siyasal sorumluluk alanların, tanıklıklarda bulunanların kişisel sorunları, bencillikleri, narsizmleri olamaz. Anlamlı hayatlar sorumluluk almakla başlar. Anlamlı hayatlar sorumluluk almakla başlar. Kendi sorunlarını, bencilliklerini, narsizmlerini merkeze koyan egomanyaklar, insanlık sorunlarını hiçbir şekilde umursamazlar. Kendi sorunlarını, bencilliklerini, narsizmlerini merkeze koyan egomanyaklar, insanlık sorunlarını hiçbir şekilde umursamazlar. Devam ediyoruz. Bakalım başka kaldı mı? Bakınız, tek cümle okumak hızlandırdı bizi. 211. sayfa. Burada da nurcularla uğraşmış. Şimdi bir nurcu olarak bundan alındım ben. O yüzden burayı uzun okuyacağım arkadaşlar. Bir paragraf. Yapısal varoluşsal bütünlüğü temsil etmeyen tek boyuta indirgenmiş bir din algısı her durumda ilgili topluluklarda patolojikleştirir. İlgili toplulukları patolojikleştirir. Yapısal varoluşsal bütünlüğü temsil etmeyen tek boyuta indirgenmiş bir din algısı her durumda ilgili toplulukları patolojikleştirir. Dini bütünlüğüyle akılcılaştırmaya, bütünüyle akılcılaştırmaya çalışmakla batinileştirmeye çalışmak aynı sonuçları verir. Dini bütünüyle akılcılaştırmaya çalışmakla batinileştirmeye çalışmak aynı sonuçları verir. Tarihsel zaman ve mekanda temsil edilebilmek, ortak bir kimlik düşüncesi inşa edebilmek için insanın aklına ve kalbine birlikte hitap edebilen bir dile sahip olmamız gerekir. Tarihsel zaman ve mekanda temsil edilebilmek, ortak bir kimlik düşüncesi inşa edebilmek için insanın aklına ve kalbine birlikte hitap edebilen bir dile sahip olmamız gerekir. Sanki az önce tasavvufa niye düşmandın diyeceksin şimdi. Madem kalp de gerekir diyorsun. Bugün tek boyuta indirgenerek patolojikleştirilmiş din algısına, neonurculuk örnek olarak verilebilir. Neonurculuk neymiş? O da geliyor. Bilgi ve bilinç yoluyla değil, mitolojik unsurlar yoluyla kitlelerin ilgisini çekmeye çalışan neonurculuk, içerisinde bulunduğumuz dönemde İslami ufku yeniden tanımlamamız, yeniden inşa etmemizi zorunlu kılan büyük bir terörist yıkıma nedeni olmuştur. Aslında FETÖ'yü kastediyor. Ama neonurculuk diyor. Bunu tabi amaçsız yapmıyordur herhalde, bir karın ağrısı vardır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kitabın işaretlediğim yerlerini okumayı bitirdim. Bu defa gayet de hızlı oldu. Tekrar şöyle bir kapağı göstereyim size, görmüş olun. Okuduğumuz kitap Tarihin Taşrası'nda Yaşamak'tı. Atasoy Müftüoğlu'nun bir eseriydi. İkinci baskısını okuduk biz Mahya Yayınları'ndan. Yazar hakkında, kitap hakkında içeride de bir şeyler söyledim ama bitirirken azıcık daha konuşursam şunları söyleyebilirim. Atasoy Müftüoğlu kafası çalışan bir adam. Bunu kabul etmek lazım. Söyledikleri şeylerin hepsi de yanlış değil. Batıya, emperyalizme, küreselcilere, liberalizme, işte çeşitli izimlere karşı konuşurken güzel şeyler söylüyor. Onlardaki arızaları iyi teşhis ediyor. Ve mesela izzetli bir dil kullanıyor diyelim onlarda. Onlara yaranmıyor, yalakalanmıyor diyelim. Ama dönüp bize döndüğünde bizdeki teşhisleri çok soru işareti, çok su götürür yani. İşte geleneği suçluyor. Neyle suçluyorsun? Nesini yanlış buluyorsun geleneğin?
Hangi şıkta değişiklik istiyorsun? Bak bunlarda hiç açık bir şey söylediği yok. Sadece genel geçer. Yani işte öyle olmamak lazım, böyle yapmamak lazım. Mezhepçilik şöyle, tasavvuf böyle de. Problem ne? Yani müşahhas, somut. Neyi yanlış buluyorsun? Onu bir söylese, onun üzerine konuşulur. Ama onu da flu bırakıyor. Ucu nereye giderse gibi duruyor. Bu da tehlikeli bir şey. Ve bu dilden bize işte hayır gelmedi yani. Madem batıya, işte küreselcilere, sekülerizme, liberalizme bizi savunacaksın, izzetle dimdik duracaksın, o zaman arkandaki mirasa da güveneceksin yani. Orada acaba diyorsan buradaki davan tam isabet etmiyor demektir. Ben böyle düşünüyorum. Ve bizim mirasımızın da acaba denilecek bir miras olmadığını düşünüyorum. O anlamda modernistlerin bizden rol alıp, öne geçip, Avrupa'ya böyle parmak sallayıp, sonra o parmağın hesabını bize de kesmeleri, bizden de fatura istemeleri, o yüzden hesap istemeleri doğru bir temayül değil. Modernistlerin avukatlığına ihtiyacımız yok. İrancıların avukatlığına, Sünniler olarak ihtiyacımız yok. Bu noktalarda izzetli duralım. Güzel bir şeyler söylüyorsan, yardımcı oluyorsan Allah razı olsun. Ama durup bize de fatura kesiyorsan biz bu faturayı ödemeyiz. Sana da fatura ödemeyiz. Nasıl küreselcilere ödemiyoruz, liberalizme ödemiyoruz. Ödemek istemiyoruz en azından. İçimizde böyle bir arzu var. Sana da ödemek arzu etmiyoruz. Kendi ayaklarımız üstünde durmayı arzu ediyoruz. Kitabı böylece bir parça tanıtmış oldum. İçinden alıntılarımı da okumuş oldum. Kitap arkadaşlar okunabilir ama sıkıntılarına dikkat çekerek, dikkatli olarak, elsiz ayaksız yazarın her sözüne teslim olmayarak okumak lazım. Çünkü çok hüküm cümlesi kuruyor, üstten üstten konuşuyor. Acaba demeyi bilmeyen okur bundan etkilenir. Acaba demesini biliyorsanız o zaman sıkıntı yok, okuyabilirsiniz, her yazarı okuyabilirsiniz. Yeter ki onu tartabilecek ehl-i sünnet mizanları içinizde oturmuş olsun. Cenab-ı Hak hepimizde bu mizanları otursun inşallah. Bu kitaplık da bu kadar. Başka kitaplarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.